Şefim, bu depo boş. Ne yapacağız? Bu silahlar bugün Bulgaristan'a gidecek. Burada olması lazım. İyice bakın. Bakılabilecek her yere baktık. Belki silahlar burada değildir, başka depodadır. Bizi yanlış yönlendirmişlerdir. Yok şefim, hiçbiri konuşmuyor. Konuşmazlar tabii. Biz bir şey atlıyoruz. Biz bir şey atlıyoruz. Şefim, daha fazla burada duramayız. Her an birileri gelebilir. Baktınız mı hepsine? Baktık, onlar da hep oyuncak var. Baktınız mı? Onur. Bu ayı, Civan'ın bana aldığı ayı. Kadir! 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 Ya niye ayı gibi bağırtıyorsun beni? Ben sana demedim burada ayrılmayacaksın, kapının önünde duracaksın diye. Ne oldu? Aradın mı adamı? Ulaşılamıyor hala. E çalıyor işte. Alo? Ha, Bekir sen misin? Evet benim Kadir Bey. Ne oldu, mallar yüklediniz mi? Yüklendi, hazır. Her şey yolunda. Güzel. Güzel. Bulgaristan'dan sınırı geçtikten sonra dediğim adrese teslim edeceksin silahları. Bütün kontrol noktalarından da hiçbir sıkıntı yaşamadan geçeceksin. Yalnız telefonun açık olsun, tamam? Tamamdır. Arkadaşlar, Civan'ın silah kaçırdığına dair bütün kanıtlar elimizde. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Götürün bunu. Hadi, yürü. Bırak lan. Şefim bak ne buldum. Röntgenci, kumral bir fare. Onur şefim. Kerem? Kerem? Şefim, yıllar oldu ama iyisin iyi. Kerem, senin ne işin var burada? Firuz Başkan'ın peşime ajan taktığını sanmıyorum. Ne oluyor? Yok şefim, ben artık bıraktım o işleri. Artık özel dedektiflik yapıyorum. Ama sizin değil. Kimin? Ecan'ın peşindeydim. Ne? Benim peşimde misin? Niye? Ne demek senin peşindeyim? Kim taktı seni benim peşime ya? Ne oluyor? Maalesef müşteri gizliliği. Kerem, şu an çok önemli bir operasyonun ortasındasın. Bu işleri bilirsin. Bence konuş. Hilal mi? Yok artık. Hilal mi? İnanmıyorum. Yılan benim peşime dedektif takmış. Ah Kerem. Ah benim kardeşim. Fotoğrafları hemen bana yolluyorsun. Onur, ne yapıyoruz? Civan Koral'ı tutuklayalım mı? Şimdi değil. Önce Bulgaristan'da kiminle çalıştığını bir öğrenelim bence. Tamam. Melek, Ali sen ben Bulgaristan'a geçiyoruz. Tamam şefim. Hala, sen teşkilata dön. Tamam. Ben ne yapayım? Onur şefim. Ben de sizle geliyorum sanırım. Yani hem ihtiyacın olur. Hayır. Hadi acele edelim. Şefim, biz peki sınırdan nasıl geçeceğiz? Ya da teslimatta müşteriye... Melekciğim, senin Bulgarcan var mıydı? Vardı şefim. Güzel. Tamam şefim. Halledeceğiz. Ne ambulansı? Hangi hastane? Peki siz iyi misiniz? Onur, Onur nasıl? Ali, bir şey söyle. Peki Onur niye aramıyor beni? Tamam. Tamam, hallediyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çatışma çıkmış.
Ambulansa binmiş geliyorlarmış. Melih, hastaneyi ara, bir katı boşaltsınlar hemen. Ya kim yaralanmış, bizden biri mi? Ayla teyze, Onur dedin. Ne olmuş, Onur'a bir şey mi olmuş? Birine bir şey mi olmuş, söyler misin? Ali iyi diyor ama zaten Onur yaralansa bana kimse bir şey söylemez ki. Ben hastaneye gidiyorum. Ben de geliyorum. İyiyim. Gel kızım hadi. Ah, Onur! Ay yavrum! İyiyim ben, iyiyim. Adamı yakaladık ancak civanla haber uçması an meselesi, tamam mı? 7/24 başında olmamız lazım. Sen hemen koordine et. Tamam, tamam mı? Hallederim. İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim, iyiyim. Ece, sen neden buradasın? Ben sana gelme dedim, değil mi? Bak, operasyonuma da gelme dedim, geldin. Ece, ben sana benden uzak dur demedim mi? Neden geliyorsun? Neden hala başındasın? Ne yapıyorsun? Niye geliyorsun peşimden? Git! Niye geliyorsun arkamdan? Ece, kendine gel. Ne yapıyorsun ya? Sen kendine gel. Sen kendine gel Onur. Benden ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun benden? Sen benden ne istiyorsun? Tamam. Anladım. Senin hayatında duygulara yer yok. Söyledin zaten. Duygular insana hata yaptırır dedin. Anladım. Peki sen ne yapıyorsun? Sen neden kendini ifşa etmek pahasına benim önüme atlıyorsun, ölüme atlıyorsun? Neden beni önemsiyormuş gibi davranıyorsun? Ece yeter. Neden bana evini açıyorsun Onur? Neden beni hayatına sokuyorsun? Neden gözlerimin içine bakarak taşlardan bahsediyorsun? Yeter dedim Ece. Sen kendine dürüst ol, tamam mı? Bir düşün. Neden beni hayatına sokup sonra duvar örüyorsun, bir düşün. Tamam mı? Tamam. Ben sana dürüst olacağım. Ancak sen de bana dürüst olacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Sen yarın kardeşini bulsan geriye ne operasyon kalır ne de Onur. Arkana bile bakmadan dönüp kaçıp gidersin. Yanlış mı? Yalan mı Ece ya? Bana yalan de, gitmeyeceğim de. Bu iş yürümez Ece. Sen ve ben. Öyle sürekli dip dibe, yan yana. Senin ve benim aramda bir şey olamaz Ece. Civan Kural'ı yakalamana ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Sonra söz verdiğin gibi beni bırakacaksın. Söz verdiğim gibi seni bırakacağım.
Ancak o zamana kadar ekibimdeki herhangi birisin. Senden öyle davranmanı beklerim. Anlaşıldı şefim. Aylardır ısrarla yürüttüğün operasyon sonunda meyvesini vermeye başladı. Biz bugünü sabırla ve azimle beklemedik mi arkadaşlar? Yakaladığınız adam sayesinde örgütün Türkiye ayağını çökerteceğiz. Sağ olun başkanım, ekibim sayesinde. Seninle gurur duyuyorum. Arkadaşlar, sizi de tebrik ediyorum. Şimdi sıra neye geldi? Aylardır peşinde olduğun Civan Koral'ı yakalamaya. Hadi git. Şu Zübbe'yi bir tutukla da kapatalım bu dosyayı artık. Şimdi müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Ben hepinize çok alıştım. Çok da sevdim sizi. Hepinizi çok özleyeceğim. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkürler Ali, duygularını bizimle paylaştığın için. Rica ederim şef. Başkanım, eğer izniniz olursa ben bu Civan'ı henüz tutuklamak istemiyorum. Boşuna halladık ya. Sebep? Hazar'ın ve Civan'ın tepesindeki o yüzünü görmediğimiz kişiye her zamankinden daha yakınız. Onur, bu birim Civan Koral'ı yakalamak için kuruldu. E sen şimdi hem elmas kaçakçısı Civan'ı, hem silah kaçakçısı Hazar'ı yakalayacaksın. E örgütün Türkiye ayağı çökecek. E gerisi de uluslararası birimin işi. Haklısınız başkanım, ancak Hazar'ın yokluğunda örgütün lideri mutlaka Civan'la bağlantıya geçecektir. Başka güvenebilecekleri kimse kalmadı. Eğer Civan gözetimimizde olursa o zaman büyük balığı da yakalarız. Başkanım, sizden ricam, bana biraz daha süre verin. Güzel. Güzel. Var mı yapabileceğim bir şey? Sağlığınıza dikkat edin başkanım. Arkadaşlar, kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Sağ olun, sağ olun başkanım. Başkanım. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. İyi iş. Arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Bütün alkışlar size. Şimdi Civan Koral'ı mümkün olduğu kadar tedirgin etmemiz lazım. Melek, evin önünde bir tane ekip otosu beklesin. Melih, bana casus yazılım lazım. Civan'ın telefonunu yükleyeceğim. Ne yapacaksın? Şefim, yazılım kolay ama telefonu nasıl yükleyeceğiz? Orasını ben halledeceğim. Ece, odama gelir misin? Hadi, herkes işinin başına. Onur, sen ciddi misin? Şaka falan yapmıyorsun değil mi? Sana yan kesicilik öğreteyim. Evet.
Onur, sen yan kesicilik yapamazsın. Bak, Civan'ın telefonu sürekli cebinde. Benim oraya yazılım yüklemem lazım ki dinleyebilelim. Başka çarem yok. Tamam, ben gideyim. Hilal senin peşine dedektif takmış Ece. Sence seni görmek istiyorlar mı? Yalnız öyle yan kesicilik birkaç saatte öğrenecek bir şey değil. Ajanlık da öyle. Ama ben sana öğrettim değil mi? Ve sınavı geçtin. Yalnız sınavla yan kesicilik arasında bayağı bir fark var. Ben çabuk öğrenirim. Sen bilirsin. Uyarmadı deme. Onur, konuşmamız gerekiyor. Onur, lütfen söylediğim şeylere odaklanır mısın? Bak, işin ahlaki boyutunu düşünme. Onu düşündüğün için yapamıyorsun. Tamam. Gel, bu sefer senin üstünde göstereceğim. Az önce hissettin çünkü gözlerin ışıktı. Yaklaş. Ne yapıyorsun? Nasıl durayım? İstediğin gibi dur. Normal dur ama gözlerini kapat. Hissettin mi? Telefonu koydum. Nasıl ya? Ya nasıl bu? El çabukluğu. Tamam, alacağım şimdi telefonu. Kıyafetin hareketinden, kumaşın hareketinden başka hiçbir şey hissetmiyorsun ve hissetmeyeceksin. Ya tamam, sadece bir kumaş... Hadi. Al bakayım şunu, tamam. Hissettin mi? Hissettin mi? Aldın mı? Kafayı yiyeceğim ya. Sen, bu nasıl böyle bir şey olabilir? Ben bir şey hissediyorum ama asla o değil. Onur, sana şu an silah versem silahı birleştirmen saniyelerini alır, tamam mı? O başka. Başka değil. El çabukluğu el çabukluğudur. Bak, ben de nasıl çıngıraklar ötmüyorsa sende de bunların sesini duymayacağım. Şimdi. Çıngırak sesi duymayacağım. Bak dene. Benim saatimi sen mi çaldın? Bak bana doğru söyle. Bu sefer doğru söyle. Doğruyu söyle. Ne saati? Saat falan çalma. Bak, başlatacaksın şimdi saatini. Hadi işimize dönelim. Odaklan. Bir kurgu yaratman lazım. Sanki Civan'la tokalaştığını düşün, tamam mı? Tokalaşırken sanki telefonunu alıyorsun. Alacaksın telefonu. Tamam, koy. Arkadan deneyeceğim. Bu bir sol elime geliyor çünkü. Tamam. Bir daha deniyorum. Hadi odaklan, yapabilirsin. Elimden geleni yapıyorum farkındaysan. Tamam. Onur, adam gitti. Evine vardı. Elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Tamam. Elinden gelen bu değil. Geç karşıma. Son kez gösteriyorum. Bak. Geç karşıma. Bana bak ve odaklan. Bu kadar basit. Hadi. Dene, defalarca denemen lazım. Onur, bak lütfen. İşin ahlaki boyutunu unut. Sen iyi bir ajansın. İyi rol yapıyorsun. El çabukluğu desen var. Başarabilirsin. Lütfen sadece bunu düşün. Buna odaklan. Ben bunun tam tersi için hayatımı yaşıyorum ya. Tamam da sen hırsızlık yapmıyorsun ki. Civan'ın cebinden telefonu alacaksın, programı kuracaksın ve geri koyacaksın.
Ayrıca bir hırsızla çalışıyorsun, unuttun mu? Evet, buna hala alışmaya çalışıyorum zaten. Sana güveniyorum. Başarabilirsin. Konsantrasyon. O iki parmağı unutma. Çıngıran sesini duydun mu? Teşekkür ederim. İşler biraz daha kızışsın. Kızışsın. Tamam. Bir şey sorabilir miyim? Gümüş çatal bıçakları çeyizinize mi saklıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz kızlar? Hadi gidin sofraya getirin onları. Hemen getiriyoruz hanım. Hadi bakalım. Ya anneciğim ne gerek var bu kadar hazırlığa? Oğlum, söyledim ya. Sibel geliyor bu akşam. Ay, kapıda karşılayayım. Bir dakika, bir saniye. Kim geldi? Sibel'in geldiğinden bu kadar nasıl emin oldun? Oğlum, Sibel gelecek dedim ya. Başka kim olabilir? Ya polisse anneciğim? Eğer polisse bir şifre belirlememiz lazım. Ne şifresi Civan? Anne beni bir dinler misin? Şimdi bak sen yukarı çık. Bak eğer kapıdaki polisse bana o şifreyi söylersin. Ben de buradan bahçeye, bahçeden ormana, ormandan dağlara, oradan da marinaya topuklarım, tamam? Ah ne şifresi Civan? Senin gibi dürüst bir insana kim bulaşabilir oğlum? Ama sen iyice paranoyak oldun böyle. Bak Sibel'in yanında da böyle şeyler sakın yapma, canımı sıkma, tamam mı? Yani çok teşekkür ediyorum anneciğim desteğin için. Lütfen Civan. Ondan sonra Civan niye bu kadar para veriyor terapistlere? Civan. İyi akşamlar Andan Hanım. Ah Onur, sen miydin? Yoksa böyle heyecanla beklediğiniz başka birisi mi var mı? Çok özel bir misafir diyelim. Al kızım. Hoş geldin. İyi akşamlar Civan Bey. Ah, iyi akşamlar, hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Vallahi açıkçası o beklediğimiz kişiyi görmektense seni görmeyi tercih ederim. Hadi gel. Sizden bunları duymak. Ah. Aşkım, Cemem. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aşkım, hoş geldin. Gözlük. Ha, arada takıyorum ya biliyorsun. Dinlendirici olarak yoğun çalışıyorum ya. Evet hayatım, o kadar uğraşıyorsun ince ince. Maşallah Hilal de benim arkama ince ince taktı dedektifi. Bu arada her şey bu kadar çok sorup merak ediyor mu? Peki bu ne? Bu şey. Hani abinle görüşeceğimiz benim Tanrıça koleksiyonun eskizleri. Aa. Nasıl buldun? Çok güzel görünüyor. Ne iyi etmişsin. Aşkım. Çok güzel olmuş. Yeşil sana çok yakışmış. Gerçekten mi? Hadi aşkım aşağı inelim. Tamam, ben de ellerimi yıkayayım geleyim, tamam mı? Tamam. Sen iltifat etmeyi biliyor musun ya? Bu arada bir şey diyeceğim, turşuya benzemiş. Ama böyle normal turşu değil, çabuk turşusuna benzemiş. Hilal zayıf ya, o manada. Benzettin mi? Bak ikisini yan yana koy, anlayacaksın. Çabuk turşusu Hilal, böyle dümdüz. Seni duyabildiğimin farkındasın değil mi? Tabii ki farkındayım. Çünkü sana konuşmak için bir düğmeye basıyorum ve sana konuşuyorum. Gıcık. Ayrıca benim söylediğim şeyleri takılacağına işe koyul. Ben senin elemanın değilim, bana sakın emir vermeye kalma. Söylediğim şeyleri de unutma, tamam mı? Sana emir vermiyorum, yardım ediyorum. Emir kipiyle konuştuğuma sen bakma, takılma şefim. Bari şu an bana söylüyorsun. Ne hissedebiliyorum? Ben şu an sana söylemiyordum ama neyse. Sana sövdüğüm zaman düğmeye basıp söverim, merak etme. Şundan bir tane de şu tarafa koyalım, tamam mı kızım? Anneciğim, ben bu kızdan puan kırdım yalnız söyleyeyim yani. Bu kadar insan aç bir aç bekliyoruz burada. Hele benim gibi bir hamile aday için çok riskli durumlar bunlar.
Sofraya 10 dakika geç oturma. Sirka diyen beslenme diye bir şey var Muratçığım. Senin hiçbir şeyden haberin yok ama yine kızı için bana burada şey yapıyorsun. İstanbul trafiğine yabancı ya, ondan gecikmiştir. Birazdan gelir merak etme. Andan anneciğim, biz Riva'da oturuyoruz. Ne trafiği ya? Ay Selvi, senin ne alıp veremediğin var tanımadığın kızla? Aa. Hemen bununla başla istersen. Civan Bey. Yemeğe geçmeden önce isterseniz benim Tanrıça koleksiyonuna bir beraber bakalım. Ne dersiniz? Çünkü sizin fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Vay, iyi hareket. Beklediğimden hızlı çıktın. Bakalım, bakalım. Evet. Şurada da... bunun devam serisi var. Benim en favorim şuradaki sekizgen kesimler. Çok güzelmiş, evet. Şu sekizgen yorumu ancak tabii ki... Kim geldi? Ne yapayım? Telefonum nerede? Ama Onur, ben sana söyledim, böyle olmaz. Telefonu almak istiyorsan yakın temasa geçmen lazım. Öbür türlü fark eder, telefonun peşine düşer. Telefonu bıraktıysa bıraktığı yerden almak ister. Civancığım, sakin. Anne, anne. Oğlum, tamam. İstenmeyen biri geldiyse eğer, üzüm diye sesleneceğim, merak etme. Ne üzüm diye mi bağıracaksın? Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne diyorsunuz acaba? Civan Bey, ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır yok, bir şey, her şey yolunda. Civan'ın paşası iyice tutuşmuş. Bir tarafım böyle bir üzüldü, bir garipleşmiş bu iyice ya, korkudan. Yazık vallahi. Yazık mı? Kime yazık aşkım? Ya her lafı atlıyor mu bu Hilal böyle? Böyle bir arkadaş mıydın sen? Ben seni böyle tanımadım. Yazık. Aşkım yazık. Gel göstereyim. Bak gel. Bakar mısın? O kadar yemek. Burada kaç kişiyiz? Kim yedi bunları? İsraf. Aşkım masada Selvi var. Sen hiç merak etme. Hiç değişmemişsin canım. Evet. Onur konuğumuz da geldi. Sibel. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba Sibel, hoş geldin. Hoş merhaba. Geldin. Cengiz. Senin ne işin var burada? Cengiz. Cengiz mi? Cengiz mi? Yalnız bu kız gözlerini Onur'dan alamıyor. Umarım bu gece patlamaz. Hala aklım almıyor. Tıpkısının aynısısınız Cengiz'in. Sen başka isim bulamadın mı? Yani her şey geçtim sende. Cengiz tipi yok. Yani Cengiz Han deseydin mesela, istediğin zaman Cengiz, bazen Han kullanırdı. İnsanlar çift yaratılmış derler ya, herhalde bu da öyle bir şey. Sesiniz bile aynı. Onun bayı ve beni vardı yalnız. Oha, Onur abi sen suret falan mısın yoksa? Aşkım, herhalde senin bilmediğimiz bir yerlerde bir ikizin falan var. Aa, Hilal umutlandı ha. Sen de yürümezse senin ikizini bulacak. Çünkü onun için önemli olan senin karakterin değil, tipin. Ben de öyle düşünmeye başladım. Evet, öyle galiba. Peki bu Cengiz Bey ne iş yapıyordu? Doktordu. Beyin cerrahı. Ne? İnanmıyorum. Böyle yalandan herhalde ameliyata girip birilerini katletmemişsindir, değil mi? Allah, kuyumculuktan daha havalıymış. Yeterince havalı bir aile eşi seçemedik Elif'ciğim. Ay kusura bakmayın, ne olur. Aa, Elif'e bak, Elif'e bak. Bak ne tatlı yorumlar yapıyor, ısıracağım seni. O dediğiniz şey hiç benlik değilmiş yani. Beni kan tutar, ben düşer bayılırım. Yapamam ya, üzmüşsün kızı. Aa, yoksa sizin hastanede mi çalışıyordu bu Cengiz denen adam? Ha, evet. Sonra birden ortadan kayboldu.
sessiz, sakin, silik bir adamdı. Çok iyi bir insandı. Bu arada sen gerçekten silik bir tipi oynayabildin mi böyle emirler vermeden, üstten üstten konuşmadan? Şaşırdım. Ay birden ortadan kaybolmasına mı yanayım? Ortağının tutuklanmasına mı yanayım? Şaşırdım kaldım. Aa, bu organ ticareti yapan hastane mi sizinki? Bravo! Şimdi anlaşıldı mesele. Ha? Sen diyorsun ki bu Cengiz'i organ mafyası kaçırdı ha? Anne, Handan anneciğim yazdı zaten bütün haberler, gazeteler her yer. Magazin evime kadar gelmiş, öğrenmeyeyim mi? Ah, neyse canım, neyse. Bunların hepsi çok eskide kaldı, değil mi kızım? Değil mi Civancığım? Dışarıdan bir siren sesi mi geliyor ha? Böyle mafya duyunca rahatsız oluyor bizim Civan, değil mi Civancığım, değil mi? Ben bunu ihbar edeyim, kurtulalım ya. Selvi, korkutma beni gece gece. Ay benim sinirlerim bozuldu, çok pardon. Böyle karşımda durunca. Ne bilemiyorum ben de böyle şu an. Ben de bilemiyorum. Kıyamam ya. Sen bu kızı da kendine aşık etmişsin. Bu da aşık olmuş sana. Burada derken? Burada mı? Burada. Ne burada? burada konuşmayalım Civan Bey. Şu benim koleksiyon meselesini konuşacaktık ya. İsterseniz ben sizi daha sonra rahatsız edeyim. Şu an uygun bir zaman değil belli ki. Yok yok. Biz yukarıda konuşalım hemen. Hatta şimdi. Yürü. Tamam. Hemen. Ay yine bir bensiz. Hemen ben de geliyorum. Gerçekten bu kadar yapışkan mıydın sen acaba? Civancığım misafirimiz. Sibel yabancı değil anneciğim. O da cerrah Cengiz'in bütün her şeyini anlatsın, içinden çıkartsın bütün zehrini. Ya kusura bakmazsın artık. Hadi, hadi. Civan. Afiyet olsun hepinize. Afiyet hadi. Olsun. İyi akşamlar Sibel Hanım. Şimdi gelir onlar. Bir toplantıları var. Küçücük bir şey. Sen yemeğini ye canım. Hadi. Onur, Onur çok sıkıldım burada ya. Amma bekledin dedin. Yan kesicilik böyle şıpşak yapılır. Sıkıldım burada beklemekten. Hadi. Kusura bakmayın. Sizi eğlendireyim. Hadi geç hanım. Bu arada Hilal'e bakıp durma. Gözlerimi alamıyorsun. Ne yapıyorsun? Sürekli Hilal'i görüyorum. Hilal'i görmekten canım çıktı. Midem bulandı. Gözünü başka bir yere döndür. Bak. Biraz daha beceremezsen vereceğim. Ben alacağım o telefonu. Demeni deme. Bak sakın buraya gelmeye kalma sakın. Onur, içeri gir, bir şekilde Civan'ın dikkatini dağıt ve telefonu al artık. Ya bu benim hiç aklıma gelmemişti ya. Vallahi iyi ki varsın. Onurcuğum kusura bakma, ben alışık değilim böyle ekip çalışmasına. Sen gelene kadar tam bağımsızdım, anlıyor musun? Bu arada işine yaramayacaksan tek başına yapabilirsin. Ben dükkanı kapatıp gidebilirim, ha? Bir sus, sus! Kesin kapalı değil mi şu an? Onur, beni duyuyor musun? Onur, Onur. Alo, Musti? Ne yaptın? Ne yapayım? Şu an bir minibüsün içinde Onur'un operasyonuna yardım ediyorum. Bir taraftan da Civan'ı izliyorum. Ben böyle çok yönlü bir ajan oldum ben. Bir şey diyeceğim. Patlarsak çok kötü patlayacağız değil mi? Ona ne şüphe? Peki sen nasıl böyle rahat rahat konuşuyorsun minibüste? Ya dinliyorlarsa kızım? Sakin ol. Arkadaşım dinlemiyorlar. Ben kontrol ettim herhalde geldiğimde. Kendimi bir an evvel hapise attırmak gibi bir niyetim yok. Merak etme. Ha bu arada sen hazırın notunu Civan'ın cebine koyduğundan emin misin? Çünkü hala görmedi ve harekete geçmedi. Koydum, koydum. Ya kızım akla karayı seçtim zaten ya. Gittim celladıma sarıldım resmen. Cebinde merak etme. İyi tamam hadi kapatıyorum ben. Bay bay. Bir de... Kusura bakmayın çok önemli bir mesajdı. Sorun değil, sorun değil. Nasıl buldunuz çalışmaları? Enfes. Yani fena değil işte. Ses duydunuz mu? Ha? Biri kapıyı mı çaldı? Duydunuz mu ses? Abi ses falan yok. Sakin ol. Şimdi alabilirsin masada. Hadi. Hadi. Civan Bey ben sizi anladım. Siz benim çalışmalarımı pek beğenmediniz. Tamam olabilir. Ben en iyisi toplayayım. Sizin fazla vaktinizi almayayım. Hayır hayır bakıyorum ya Onur. Tamam bakıyorum. Yani ben anlıyorum sizi. Ben henüz Koral Mücevherat gibi bir marka değilim. O yüzden önemli değil. Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim. Senin aklın Sibel'de mi kaldı? Bak aşağı geri inelim mi? Ne alakası var ya Hilal? Sibel miber? Gül gibi Ece varken. Şöyle ben bir telefonu...
Bu kafayı ben de bozmayacağım. Yarın kafam yerindeyken tekrar konuşuruz, tamam? Hadi. Bir dakika. Telefonum nerede benim? Ne yaptım ben telefonu? Ha, aldım. Aldın. Pardon, kafa gitti. Hayatım, sen bak takılma lütfen bunları. Ben bunları gösterdim zaten abime. Gel biz bir şeyler içelim, konuşalım. Onur, telefonu alman lazım bir şekilde. Bak lütfen, her şey sardı. Sen oraya gözlüğü bırak, ben gözetleyeyim, tamam mı? Bir şey olursa seni ararım, haber veririm, gelir alırsın. Hadi. Gel hayatım. Geldim. Ah, kusura bakma canım ama Civan'ın toplantıları var. Yani ta ribalara kadar gelmeseydim sorun değildi ama. Ah, haklısın, haklısın. Civan seni arar, daha merkezi bir yerde görüşürsünüz, tamam mı canım? Aramaz. Aramaz, bu evin erkekleri öyle hep iş, iş, iş. Murat da başta böyle benimle çok ilgileniyordu, el üstünde tutuyordu falan. Ama sonra Handan annemle bu evde mücevherleri birbirimize tanıtıyoruz. Selvi'cim, neden öyle şeyler söylüyorsun? Ay Handan anneciğim, ben bu evi de sizi de çok seviyorum. Ama evlilik dediğin nedir ki? Bir ev, bir kayınvalide. Neyse, iyi akşamlar diliyorum. İyi görüşürüz. Akşamlar canım, iyi akşamlar. Aa, Cengiz. Pardon. Onur Bey, siz de eve gidiyorsunuz galiba. Beni siz bırakabilir misiniz? Oh. Oh. Olurdu. Ancak ben bu akşam burada kalacağım. Ne? Orada mı? Sen bu gece orada mı kalacaksın? Onur, Onur, sen ne meraklıymışsın kendini misafir ettirmeye, Onur. Ah, olmaz. Olsun. Evet, olsun. Onur'un evini su basmış da, ben size söylemeyi unuttum. Onur'un evini su basmış, çok fena durumda. Mecburen burada kalacak. Oldu o zaman, peki. İyi akşamlar. İyi oldu, akşamlar. Size iyi akşamlar. Görüşürüz. Aha. Gel. Ha Kadir, bu bizi gözeten adamlar gitti mi? Hala dışarıdalar. Ya niye gitmiyorlar? Hayır, polislerse de niye gelmiyorlar yani? Hazarın adamları herhalde, bilemiyorum. Sen zaten niye biliyorsun ki bunu, bileceksin Allah aşkına. Benim telefonumu bulamıyorum. Mesela telefonum nerede biliyor musun? Ha, gerek kalmadı, ben buldum zaten. Ne oldu Civan Bey? Bu ne ya? Ne arıyor bu benim cebimde? Hazar'ın kendi eliyle yazmış olduğu bir not bu. Altında imzası var. Ne arıyor bu benim cebimde? Kim koydu bunu benim cebime? Biliyor musun? Tabii nereden bileceksin? Kim koymuş olabilir ya bunu benim cebime? Kesin bu evde çalışan biri. Bana bak. Hazar'ın adamı mı yoksa var bu evin içinde ha? Evet, kesinlikle. Kesinlikle Hazar'ın adamı var bu evin içinde, biz gözümüzün önünde. Biz bunu nasıl kaçırdık ya? Yarın bu evde çalışan herkesi kovuyorsun, yerine yenilerini alıyorsun, tamam? Hayır, daha da önemlisi Hazar onu kurtarmamı istiyor. Hemen bir plan yapmalıyız o zaman. Neden? Hazar'ı kurtaracağımı kim söyledi? Nasıl? Onu oradan mı bırakacaksınız? Hazar tam da olması gereken yerde. Benden çok uzak. Ama ya size sinirlenip polise konuşursa? Asla yapmaz. Bu alemde bir ispiyoncu olarak anılacağına hapiste çürümeyi tercih eder. O yüzden madem öyle, bırakalım hapiste çürüsün. Değil mi? Nasıl? Hazır kaçırmayacak. Ah, kahretmesin. Ben kaçırmak zorunda kalacağım. Adam bana kaldı. Civan Bey, ben size asıl başka bir haber vermek için geldim. Ay, inşallah hayırlı bir şey söyleyeceksindir Kadir. Evet, dinliyorum. Onur Bey bu gece bizde kalacakmış. Ne? Civan, hadi gönder şunu. Hadi yap şovunu Civan. Bak, kardeşin elden gidiyor, ben sana söyleyeyim. Ne demek ya Onur burada kalacak? Ne var abi bunda? Ne demek ne var bunda Hilal? Bak, Emri Vaki'den hoşlanmıyorum biliyorsun. Abi ne yapsaydım? Çocuğun evini su basmış. Git otelde kal mı diyeyim? Ha, su basmış. Biz de yedik tabii. Evet, ben geçen gün ona yemeğe gittim ve fıskiyeleri bozuldu. Sular açılınca durmuyormuş meğersem falan filan, bir sürü bir şey.
O zaman gitsin Müfit amcasında kalsın ya da bir arka ya da gitsin otelde kalsın ya. Çok ayıp abi. Tamam mı? Nişanlım o benim. Pardon, neyi? Ne zamandan beri acaba Onur senin nişanlı? Sen hangi evrenden bildiriyorsun acaba? Nişan nişan yok. Tamam bir dakika. Ece'nin evini su bassaydı sen ne yapardın? Herhalde gelecekti. Burada kalacaktı tabii kız. Sokakta mı kalsaydı yani? Ha, ne oldu? Ece deyince senin bir şuur gitti. Bu konuşma benim için bitmiştir. Onur bu gece bizde kalacak. Ben sana bunun hesabını soracağım Hilal. Ben sana bunun hesabını çok güzel bir şekilde soracağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu akşam odalar arasında en ufak bir trafik olmayacak. O bir. Eğer öyle bir şey olursa ben Onur'u bu bahçeye gömerim. Sen de yarın sabah dilini bilmediğin bir ülkede uyanırsın. Tamam? Tamam abi ya. Tamammıştık telefonu ya. Elimdeydi. Sana yardım edeyim diyorum. Yardıma geleyim diyorum. Onu da kabul etmiyorsun. Sen bence gerçekten orada kalmaya çok meraklısın. Bence meraklısın. Senin iş bölümümüz çok net. Sen minibüs, ben sağ. Yürürken alacağım telefonu. Bence sen o telefonu alamayacaksın. Orada kalmak istiyorsun. Ben evime gideyim. Sen ne yapacaksan yap. Hiçbir yere gidemezsin. Tamam, gitmiyorum o zaman. Sen Hilal'le aynı odada kalmayacaksın değil mi? Yok. Hilal. Her şey oldu mu? Aşkım. Yok yok, sorun yok. Ama biz bu gece artık zincirlerimizi kıracağız galiba. Beni odanda bekle. Bak, o odaya gitmeden lütfen en azından gözünü takar mısın? Sizi göremiyorum, sadece duyuyorum. Ne olduğunu anlamıyorum, daha çok sinirleniyorum. Belki gözünü takarsan ve ben sizi görürsem içim rahatlar. Yani ne yaptığınızı anlarım. Civan Bey özellikle kendi odasında kalmanızı istedi. Rahat eder dedi. Yani ben tabii ki onun endişelerini anlıyorum. Böyle çatı katında herkesten uzak. Ah, olur mu Onur? Onun tek endişesi senin konforun. Bak, sana onu pijamalarından getirdim. Çok naziksiniz. Civan Bey de öyle. Rica ederim. Yani Civan Bey peki nerede kalacak? Abim çalışma odasındaki yatak odasında kalacak. İrem'in ne dediğini anlamadıysan ben seni çevireyim. Kapını açıp tut diyor. Gece diyor. Herkes uyuyunca ben odana gireceğim diyor. Bilmem, anlatabildim mi? Ay sen de istiyor musun? Meraklı mısın? Seni de anlamadık da. Onur Efendi, aha. Gerçekten verdiğim rahatsızlıktan dolayı tekrardan özür dilerim. Rica ederiz. Hadi kızım. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Kadir. Efendim İlhan. Burada beklemeyeceksin herhalde. Onur yabancı değil. Lütfen evin dışında bekle. Peki İlhan Hanım. Hilal gece odana gelecek. Sen nasıl alacaksın o telefonu? Operasyonun amacının farkındasın değil mi Onur? Kulağımın içinde vir konuşmak zorunda mısın sürekli? Kusura bakma, buradan sizi izlerken konuşmamak mümkün değil. Gel sen otur benim yerime, sen konuşma. İzlediklerinden sonra gıcık. Aa, vallahi pes. Aşağıda millet köşe kapmaca oynuyor. Sen burada anca uyu. Ne yapayım Selvi? Uykum var ya. Onur'la Hilal'in aynı odada kalmaması lazım. Allah muhafaza bir şey olur falan. Ne olduk şimdi de? Ahlak bekçisi mi olduk ya? Ahlak değil canım. Servet bekçisiyim ben burada. Servetimizin bekçisiyim. Korallara ilk önce ben torun vereceğim. Sok bunu kafana. Tamam, tamam. Tamam aşkım. Aa. Musti, Musti ne olur ben tıkıldım kaldım buraya, çıkamıyorum. Senin Hazar'ı kaçırman lazım, tamam mı? Hastaneye git, Hazar'ı kaçır arkadaşım. Ne? Wow. Ece kız, ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hazar'ı kaçırmak kim, ben kim ya? Her gün başıma yeni bela açıyorsun kızım ya. Ya tamam Musti, tamam. Sakin misin artık, sakinleş. Tamam şaka yaptım, bir şansımı denedim. Ne yapayım şu an mantıklı düşünemiyorum. Çok küçük bir alandayım, oksijen bitti. Ayrıca gördüklerimden gerçekten canım sıkıldı. En azından benim için şunu yapar mısın? Benim canım, kardeşim, biricik arkadaşım. Ya lütfen hastaneye git, Hazar'ı gözetle. Belki oradan çıkarırlar falan, tamam mı? Lütfen. Bak Hazar belası başıma kalacak. Tamam. Tamam, onu hallederim. Tamam, sağ ol. Kendine dikkat et ha. Bay bay.
Nereye gidiyorsun? Hilal'in odasına mı? Şu anda Hilal'den daha önemli dertlerim var. Mesela Civan Koran'ın odasına girmek, telefonla ulaşmak gibi. Hatırlıyor musun? Onur, eğer Civan seni odasında yakalarsa kimse kurtaramaz. Bak her şey iptal olur, dikkat et. Keşke uyku spreyini alsaydım yanıma ya. Biraz iyi yanından bakalım. Belki çok derin uyuyordur. O kadar çok horluyordur ki senin onun odasına girdiğini fark etmez falan. Ben Civan Koral'ı tanıyorsam bir gözü açık uyuyordur. Hayırlısı. Aşkım. Nereye? Onur, Onur bak Hilal sana kafayı takmış. Elinden bir kaza çıkacak ya da senin elinden bir kaza çıkacak. Dikkat edin kendinize, birbirinize. Yapmayın gözünüzü seveyim. Sana geliyorum tabii ki. Benim adam o tarafta değil ki. Nerede? Bu tarafta. Orada mı? Ama sizin evler Bülent gibi, ben nereden bileyim? İyi ki abinin odasına falan girmedim. Çok komik olurdu. Hadi gel. Gel. O nasıl bir gel demekti öyle? Etkilendin mi? Bir şeyler olacak gibi mi ha? Geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Nereye gidiyorsun sen? Bana bak, Hilal'in odasına gitmiyorum de. B planım var de, bir şey de. Bir şey yap, bir şey de, bir şey de artık. Bir şey de. Gel. Gel. O gün bugün mü diyorsun? Evet. O gün bugün. Abi kızım bir dur. Ama kızım bir dur, iki dakika. Bir dur ya, bir adam bir girsin odaya. Bu ne hız, bu ne acele. Ne oldu, gözlük rahatsız mı etti? Kim o? Benim, ben. Aç çabuk. Bir saniye Selvi'ciğim. Gel gel. Ya Selvi, sen gerçekten çok tatlı bir hanımefendisin. Selvi'm benim. Selvi'm. Neredesin? Ne oldu Selvi? Aa, kız bu ne hal? Onur'a mı gidiyordun sen? Yok canım ya, şey uyku tutmadı beni. Öyle oturuyordum. Abin bir horluyor, bir horluyor, sorma yani. Üf. Şey peki ne yapsak ya abim, doktora götürelim onu biz. Ay götürürüz abi, de geçer. Şey diyeceğim, bana bak, senin şu hani kullandığın uyku maskeleri vardı böyle sabah. Ha. Ha, nerede onlar? Uyuyamıyoruz, biz de uyuyamıyoruz. Uyku ilacı vereyim sana ben. Ay yok yok şu. Aa. Bu niye açılmış ya? Ay açık mıydı bu? Kapı tutmuyor, o sürekli kendi kendine açılıyor. Ah, neredeydi, burada mı, ötekinde mi? Beni duyuyor musun? Evet. Yardımına ihtiyacım var. Duyuyorum. Aynı zamanda görüyorum da, eğer işim bittiyse. Civan odasına girip telefonla dinleme uygulamasını indirmem gerekiyor. Uyuyor mu bilmiyorum. Onu ara, bir şeyler yap, telefondan uzaklaşmasını sağla. Tamam, onu arayayım da nasıl telefondan uzaklaşmasını sağlayayım? Sen bulursun bir yöntemini. Bana işaret verdiğinde gireceğim. Senden haber bekliyorum. Tamam, sana kapı dediğimde içeri girersin. Yani işine gelince ne güzel ya. Bir yolunu bulursun. İşine gelmeyince vır 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 konuşma diyorsun. Şu an konuşuyorum ama rahatsız olmadın değil mi? Ne yapacağım ben? Nasıl beceriyorsun ya? Sanırım yine keyfin yok. Ne oldu, iyi misin? Şimdi senin sesini duydum ya, daha iyi. Bu arada kusura bakma, ben bu saatte aradım da hissettim galiba. Uyumamışsın, bir şey mi oldu, ne oldu? Yani aklımdaki düşünceleri durdurabilsem uyuyacağım da işte durmuyorlar, olmuyor. Senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii ki, ne istersen. Tamam, bu arada gerçekten iyi hissedeceksin. Ama sadece söylediklerime odaklan. Sadece beni dinle. Kulaklıklarını tak. Telefonu yatağın üstüne bırak. Elinde falan hiçbir şey olmasın. Balkona çık. Tamam?
Tamam. Peki, bir dakika, bir dakika yapıyorum, bir dakika. Duyuyor musun? Evet. Aa, çok güzel. Sürprizlerle dolusun ha Ece. Ve evet, şimdi terasa çıkmış bulunuyorum. Şimdi önce bir gökyüzüne bak. Yıldızların parlaklığını hisset. Yıldızlara bakıyorum, tamam. Şimdi gözünü kapat. Ve kapattım. Tamam, çok güzel. Gözünü kapatınca o yıldızları tekrar hayal et. Yıldızların parlaklığı bütün evreni, bütün odayı kaplasın. Tamam mı? Ve şimdi o parlak ışığın ardında bir kapı görüyorsun. Tekrar ediyorum, bir kapı görüyorsun. Tamam. Kapıyı gördün mü? Kapı. Şimdi o kapıyı yavaşça aç. Ve kapıdan içeri gir. Ne var? Karşına kim çıktı? Baba. Baban? Baba. Baban. Babam bu. Baba. Uzun uzun sohbet et babanla. Ne haber? Tanıdın mı beni? Dertleşin. Ne istiyorsan söyle. İçindekileri dök. Tamam mı? Şimdi ben kapatıyorum. İyi geceler. Sana iyi gelecek. Unutma. Baban. Yaptın galiba. Ha? Hallettin mi? Hallettim. Çok sağ ol. Sen az önce bana teşekkür mü ettin? Hadi geç olur. Sen de git artık evine. Tamam. Ben eve gidiyorum da sen ne yapacaksın? Ben de kafamı gideyim yatarım. İyi tamam, beş kere kitle, arkasına sandalye falan koy. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bu adam benim ayarlarım bozdu ya. Ne kadar çok şey yaşadım şu an bu küçücük alanda. Huh! Ne haber? Stabil. Şefim gözünü civandan ayırma dedi. Deminden beri adamın telefon konuşmalarını dinliyorum. Tatsızmış. Sen ne yapıyorsun? Şefin beni de taca attı. Ben de öyle pinekliyorum işte. Teşkilata geldim. Senin şikayet ettiğin şey benim yaşam tarzım. Dur ve pinekle. Bir şey diyeceğim. Böyle gider ayak bir işe yarayayım. Buradaki dosyaları falan düzenleyeyim, ne dersin? Bizde dosyalar çok düzenlidir. Hepsi sisteme girilir, boşuna uğraşma. Mantıklı. Bir şey soracağım Melih ya, siz ajansınız ya. Böyle istediğiniz her bilgiye ulaşabiliyorsunuz değil mi? Ve hepsi de bilgisayarda oluyor. Çoğunlukla. Yani özel sınıflandırılmış dosyalar var. Onlara sadece Onur şefim müdahale edebiliyor. Mesela? Mesela özel belgeler, bazı şifreler, teşkilatın kasası, güvenli evlerin adresleri. Bir de başkandan gelebilecek direkt bir hat. Wow, havalı. Bir Onur Şef kolay yetişmiyor. Bir şey diyeceğim, Onur Şef'in evet çok havalı ama sen de fena değilsin. Bir Melih de kolay yetişmiyor be, sen hak ettiğin yere geleceksin. Ece demiş dersin ha. Sağ ol. Şu civanı yakalayalım, başka bir şey istemiyorum. Aylardır bu adamı monitörden izliyorum, içim dışım civan oldu. Ay seni düşünemedim bir an. Ay düşündüm çok. Ben bize bir kahve yapayım. Kahve içelim, civanı beraber izleyelim. Sen de biraz gözlerini dinlendirsin. Süper olur.
Efendim Ece? Hah, alo Musse. Ben şu an Onur'un odasındayım. Bilgisayarını ekleyebilir misin? Kızım, sen ne diyorsun ya? Devletin istihbarat sistemini mi hackleyeyim? Kaç yıldan başlıyor kızım bunun cezası? 1000 yıl falan mı? Ya kızım, böyle salakça bir şeyin cezası kanun kitaplarında bile yazmaz ya. Bak, hapisten kurtulmak için girdiğin bütün yollar hapse çıkıyor, farkında mısın? Senin misli ne yap biliyor musun? Git teslim ol, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Bu ne ya? Evet, haklısın Musti'cim, haklısın. Ben bir an evvel teslim olayım ya da defolup gideyim bu teşkilattan. Bence en iyisi öyle. Birazdan çıkıp gideceğim zaten. Melih. Civan'ın telefondan bir şey çıktı mı? Müşterilerini aradı. Hı hı. Ece'ye komik köpek videosu attı. Bir de buluşalım mı dedi. O kadar. Ece cevap yazdı mı? Henüz görmedi. Hakikaten ya. Ece nerede? Bana kahve getirecekti o. Ha şefim, bir de Kerem uğradı. Bu zarfı sana bıraktı. Tamam, sağ ol. Ece? Onur, yani böyle odana girdim ama seni bekliyordum konuşmak için. Tamam. Dinliyorum, buyur. Hazar'ı konuşturabildin mi? Henüz konuşmadı ama konuşacak. Neden? Yani aslında Hazar'ı konuşturmana gerek yok. Civan'ı yakalayabilirsin. Silah kaçakçılığı yaptığına dair elinde bütün deliller var. Evet. Ama Civan'ı yakalamıyorsun. Yakalayabilirsin ama yakalamıyorsun. Konuşma nereye gidiyor Ece? İşte diyorum ya, Civan'ı tutuklayabilirsin ama tutuklamıyorsun. Seninle anlaşmamız Civan'ı yakalayana kadardı. Ve sen de şimdi bana ne olacak diye mi soruyorsun? Ben doğru mu anlıyorum? Hı hı. Yani şu an bana ihtiyacın var mı? Burada kalmamı istiyor musun? Gidebilirsin Ece. Gidebilirsin. Seni tutmak için hiçbir gerekçem yok, hiçbir bahanem yok. Sana söz verdiğim gibi hakkında hiçbir işlem yapmayacağım. Sicilin tertemiz kalacak. Teşekkür ederim. Her şey için. Ben teşekkür ederim. Seni tanımak gerçekten bir zevkti. Ece, bir dur ya. Bu böyle çok hızlı olmadı mı? Bir garip oldu yani. Yarın akşam ne yapıyorsun? Var mı bir işin? Bir oturalım, yemek yiyelim, doğru düzgün bir veda edelim. Hem zaten sana açıklamak istediğim bir şey var benim. Olur mu? Müsait misin? Olur. Yani daha iyi olur. Thank you.
Diğer bütün fotoğrafları yok ettim. Buna kıyamadım. Sevdim seni ha. Unutma beni bak. Şefim. Bana birkaç gün izin ver. Şu gizli eve gideyim, takılayım Azar'la. Niye ne oldu? Ya benim içim rahat etmedi. Burada benimle bir işin yoksa çocukları göndereyim, gideyim durayım herifin başında. Tamam. Haber ver bana da. Eyvallah. Erzurum çarşı pazar, leynim aman aman, leynim aman aman, sarı gelin. İçimde bir kız gezer, oy nenen ölsün, sarı gelin aman, sarı gelin. Gece.
Senin ne işin var burada? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.